Herkese merhaba sevgili çocuklar, kıymetli öğrencilerim. İkinci videomuzda karşı karşıyayız. Evet, bir önceki videomuzda Superman hareketi vardı. Umarım o hareketi sevmişsinizdir. Evet, o hareketi yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve şimdi ikinci bir hareketi sizlere anlatacağım. İkinci hareketimiz ne? Evet. İkinci hareketimiz Plank hareketi çocuklar. Evet, Plank. Her derde deva bir harekettir. İngiliz anahtarım desem artık, İsviçre çakısı mı desem, yoksa ıspanak mı desem, aradığınız her türlü fayda, katkı bu plank hareketinde mevcuttur. Tabii ki plankın çeşitli çeşitleri var. Biz bugün düz plank hareketini sizlere anlatacağım. Düz plank hareketini. Peki düz plank hareketler nedir? Çocuklar özellikle bu hareketle bel, kalça ve karın kaslarımızı çalıştırıyoruz. Özellikle çapraz karın kasları, rektus kaslarımız, yan karın kaslar ve kalça kaslarını güçlendiriyoruz. Bir önceki hareketimizde olduğu gibi yine duruş bozukluğumuzu düzelten müthiş bir hareket. Yani hem kuvvet anlamında, hem duruş anlamında, hem özellikle üst kasların çalıştırılması anlamında İnanılmaz bir hareket. Evet, şimdi ben size düz plank hareketin nasıl olduğunu anlatıyorum. Öncelikle düz plank hareket için zemindeyim. Zeminden yüzüstü yatıyorum tekrar. Evet, yüzüstü yattıktan sonra ellerimi, yani dirseklerim çok geride olmayacak, çok önde olmayacak. Tam omuz hizamda koyuyorum. Avuçlarım aşağı bakacak pozisyonda. Aşağı bakıyorum. Ben burada hani rahat etmek istiyorsam ellerimi birleştirebilirim. Sorun değil ama dirseklerim mutlaka omuzlarımla aynı hizada. Ve nefes aldığım zaman özellikle bunu plank yaparken çocuklar sadece durumumuz bu. Ayak uçlarımda yükseldim. Gördüğünüz gibi dirseklerimin üzerinde yükseldim. Ve burada durmanızı istiyorum. Özellikle kalçanızı içe doğru çekiyorsunuz. Karnınızı ise olabildiği kadar sıkmaya çalışıyoruz. Yani ne kadar durabilirsiniz, işte 20 saniye durabilir, 30 saniye durabilir, 40 saniye durabilir. Bu size bağlı ama 20 saniyeyle başlayın. 20 saniyeden sonra, bittikten sonra dizlerinizi yavaşça yere bırakıyorsunuz ve 30 saniye ara veriyoruz. Sonrasında 30 saniye aradan sonra ikinci sete başlıyoruz. Yine 5. sınıf öğrencilerim 2x20 saniye ile başlayabilirler. 6. sınıf öğrencilerim ise 3x20 saniye ile başlarlar. Bu 20 saniyelik süreyi arttırabilirsiniz. Bu sorun değil. Tekrar hareketi gösteriyorum. Hareketimiz, avuçlarımız burada. 2. sete başlıyorum. Evet, 20 saniye olacak şekilde. Kafayı mutlaka yukarı doğru kaldırıyorum. Ve sırt kaslarımı, özellikle kalçayı aşağı doğru sıkıyorum. Karnımı da mümkün olduğunca sert tutuyorum. Süreyi bitirdikten sonra da yavaşça dizlerimi koyuyorum. Ve bu hareketi yaptıktan sonra 3x20 saniye 6. sınıflar öğrenciler için, 2x20 saniye de 5. sınıf öğrenciler için Superman hareketinden sonra bu hareketi de yapmanızı tavsiye ediyorum. Tekrar diyorum, üst grup kaslarımız için, özellikle bel, kalça ve karın kaslarımız için çok çok iyi bir hareket. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.